Ya önümüz şu anda karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi kesinlikle hiçbir şekilde bilmiyoruz. Eğer ben bunu ödeyemezsem iflasımı vereceğim. Ama bu süreç buraya geldi. Bu işin sorumlusu kafe sahipleri ve restoran sahipleri değil, buraya gelen insanlar da değil yani. Eski adamın olacak ki deprem olsa sallanmaz fazla. Ama yeni mekan direkt çöker. 12'den 10'a çekmeleri, şimdi İstanbul gibi bir yerde trafik sorunlarının da olduğu bir şehirde bir normal bir çalışan insan saat 7'de işten çıkıyor. Eve gelene kadar işte saat 8 oturup bir yemek yiyecek falan filan 8-9 olacak. Tam evden çıkış saati 9.30 olacak. O zaman da biz kapatmış oluyoruz. Ondan sonra yasak. Hani insanların dışarı çıkmaması. Hani bu virüsün ondan sonra bulaşmaması daha mı etkili? Yani bulaştığından dolayı mı? Bunu biz çözemedik. Saat hani 22 dediğiniz zaman insanlar kısıtlandığını hissediyor. Hani normal dışarı çıkmak isteyen de çıkmıyor. Çünkü niye? Restoranda olduğumuz için gelen bir misafir maksimum en kötü bir 3 saat oturuyorlar. Şimdi saat 9'da gelse saat 10'da gideceğini duyduğu için gelmiyorlar. Ha, 10 yasağı bizi nasıl etkiledi? Zaten her şey kötüydü. Daha da kötüye gidiyor. Yani şu anda bizim için en azından 12 gelen müşteriyi bir şekilde 10-15 etkiliyordu. Şu anda tamamen bizi olumsuz yönde etkiledi. Geri çekildi herkes. Yani insanlar şimdi 8'de 9'da çıktığı zaman 12'ye kadar oturmak varken şimdi malum 10 olduğu zaman çıkmıyorlar, gelmiyorlar. Abi bizi etkiliyor. Nasıl etkiliyor? İşte gelecek müşterilerimiz, havalimanından gelen yabancı misafirlerimiz, otelden gelen yabancı misafirlerimiz var bizim. Sabit müşterilerimiz var. Bunlar gelemiyor. Ortalama bize nereden baksan %20 bandında bir zararımız var. Saat 10'dan sonra kapanma olayı hiç etkilemedi bizi. İyi işlerimiz çok şükür ama insan şunu sormadan edemiyor tabii. Saat 10'a kadar bulaşıyor da ondan sonra bulaşmıyor mu? Sadece bu biz değil. Buradakinin hepsi aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yüksek bir kira gelirisi var ve getirisi olmadığında ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz burada. Ya işte bir elemanın işine son vermek durumunda kalıyoruz ya da işte illa bir yerden böyle kısmamız gerekiyor. Mesela adam geliyor mesela, yani oturuyor burada. Yani hizmetin iyisini görmek istiyor. Ben buradan kısmaya başladığım zaman veremiyorum o hizmeti. Kaliteli hizmeti veremiyorum. Yani tabii ki çok zararımız oldu. Bir de biz burayı yeni açtık, Ocak ayında açtık. 2 ay işlettik. Sonradan bu pandemi geldi, bayağı bir etkiledi. Ha, pandemiden önce nasıldı? Güzeldi. Allah aşkına hani gelen misafirimiz daha güzeldi ama virüs her şeyi darmadağın etti. A partisi, B partisi, C partisi herkes aynı şeyi söylüyor. Virüsün bir saati yok. Yani malum işte ondan sonra insanlar çekildiğinde virüs çekiliyor, çekilmiyor diye bir şey yok. Esnaf zaten gerçekten bütün kafe sektörü olarak çok zor durumda. 10 kararı kesinlikle yanlış bir karar. Belki 24 saat olmadı. Daha önceki sokağa çıkma yasakları oluşmadı. Ama yine 2 saat bizi etkiliyor. Akşam yemeği saatinde bir restoranın, alkollü bir restoranın, gazinonun, barın bunların zaten 9'dan 10'dan sonra, 22'den sonra baz alıyor. Zaten yoğunluklar çok aşırı mesela yakınlaşmalarda o saatten sonra bu işletmelerde yoğunluk olduğu için böyle bir baz alındı inşallah. Yani çok uzun sürmez tüm esnaflar için, tüm işletmeler için. Ya bir şeye müsaade etmeleri gerekiyor. Nargile olmasa da yani okey masaları ve işte oyun masalarına bir şekilde müsaade etmeleri, çünkü başka bir türlü dönmez burası. Misal yani 300 kişi geliyorsa şu anda 150'ye düşüyor bu 10 muhabbetinden dolayı. Burada da biz mesela ilk açtığımızda 22 tane personel vardı. Şu anda 12 kişi çalışıyor. Ay sonu geliyor, sigortası var, maaşı var, yemesi içmesi, masrafları var. Şimdi onda insanları bir şekilde kafeden, restoranttan uzaklaştırıp da malum metroya, metrobüse, trene, ona buna bindiriyorsanız burada değişen bir şey olmaz yani. Normalde bizim paket servisimiz yok balık lokantası olarak. Pakete yöneldik. O şekliyle o süreci herkes gibi biz de bir şekilde atlattık. Devletimizden ricamız hani şu bu kısıtlamaları yaparken bizi de düşünsün. Hani biz burada hani günlük yaşayan bir esnafız. İş yaparsak ayakta kalırız. İş yapamazsak ayakta kalamayız. Beşiktaş maçı vardı. 8'de başladı. Hakem 10 dakika, 8 dakika uzatma verdi. 7-8 dakika uzatma verdi. 10'a 5 kala maç bitti. Şimdi müşteriden hesabı almanız, müşteriyi paldır küldür çıkarmanız, işte sizin hesabı yapmanız, çıkmanız tamamen bir facia yani. Saat 10'dan sonra açan mekanlar var. Çok fazla hem de.
Yani şimdi yolda gördüğünde ben kapatmış eve gidiyorum, adam hala açık. Bu insana yani zoruna gidiyor. Biz çalışırken daha çok insan oluyoruz buraya. Daha çok personel çalışıyor. Biz hani umudumuz şu işler iyi olsun, burada 100 tane adam çalışır. 100 tane yani personel çalışsın. Benim daha çok hoşuma gider. Saat 21'den ta 20.00'a kadar. O zamandan yani saat 12'ye kadar. 7'de 6-7 gibi evlerinde yemekler iniyor. Çıkıyor bir yürüyüş yapıyor, bir tatlıyor, bir hava alayım, bir tatlıyor. Yani saat, bu saatlerde. Bu kısıtlamalarda herkes bir şekilde bu yükü çekiyor. Yani gece 12'ye kadar bizim normal olarak mutfağımız açık, servisimiz var. Tabii %30 bir herkesin aldığı gibi biz de böyle bir yükün altında kalıyoruz, eziliyoruz. Ya 10'a kadar değil de 12'ye kadar. Yani 10'la 12 arasında çok fazla bir fark göremiyorum. Oturtturuyorum mesela, yemeğini bitirmeden yani zabıtalar geliyor. Denetlemeci saat 10'da kapının önünde bekliyor. 10'da, tam 10'da. Kapat diyor ya da işleme uygulayacağım. Mecbur kaldırmak durumunda kalıyorum. Bir daha da o müşteri gelmiyor. Bundan sonraki adım kapama, komple kapama olur mu? Zannetmiyorum. Herhalde sadece kafe sektörü için değil, Türkiye ekonomisi için ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani çok zor. Şu anda işte euro, dolar vesaire hepimizin malum bildiği şeyler. Kafe sektörü bundan sonra bir kaldırmayı, yani bir kapamayı daha kaldırmaz. Kafe ve restoranlar için konuşayım yani. Ya bence bundan sonraki aşama bir şey olmaz. Kapatılır diye bir şey düşünmüyorum ben şahsen. Kapatmazlar. Yani bu şekilde gider. Çünkü ekonomi olarak hani çok o derecede güçlü değiliz. Yani kaldıramayız bu gücü. Bir de kapatılırsa eğer esnaflar da kaldıramaz. İlk kapatmada siz de görmüşsünüz çevrenizde. Normalde boş dükkan yoktu İstanbul'da. 1 Haziran'da start verdik. Her yer boş dükkan dolu. Yani ya hep kapatalım ya hiç kapatmayalım. Ben hep başından beri onu savunuyorum. Belki bir 10-15 gün tabii bu kararı verenlerin de tüm Türkiye'yi düşünmesi gerekiyor. Tüm Türkiye'yi düşünen ekonomiyi özellikle düşünerek verdiklerini düşünüyorum. Bu sürecin madem bu kadar tehlikeli olduğu, geleceği belliydi. Keşke 3 günlük, 5 günlük yasaklar yerine Mart 16'da bize 20 günlük, 25 günlük, 1 aylık komple bir her yere bir kapama gelseydi. Belki iş buralara gelmezdi. Ama şu anda yapılacak bir şey yok. Niye? Yazın insanları tatile yolladınız. Kapatılırdı ama devlet olarak da hani esnafa bir yardım olması lazımdı. Kiradır, elektriktir, sudur. Sonuçta biz kapattık ama bunların hepsi işliyordu. Biz stokla çalıştığımız için mesela şu anda bile hani en kötü 100 kilo etimiz var dolarda. Yarın kapattığın zaman ben bu eti nereye götüreceğim? Yani bunu sonuçta muhafaza etmek için bir dolaba ihtiyacım var. Elektrik çalışıyor. Şöyle söyleyeyim, yani kapatma noktasına bile geldik diyebiliriz. Biz sadece şu anda açık olmamızın sebebi müşteri tamamen işte alışkanlığını yitirmesin, gelmeye devam etsin. Yani bu şu anda tamamen zarar üstüne zarar olarak çalışıyoruz. Daha fazla insanların larş davranmasını bir şekilde delip toparlanması. Mesela müşterimiz çok uzun vade otururken biraz daha ivedilikle hareket ettiğini, yine de çok olmamak kaydıyla yani çok da boşu boşuna yani sızlanmanın bir mantığı da yok yani. Herkes bir şekilde bu yükü çekecek. Dışarıdan hiçbir destek oluşmuyor. Yani bugün krediye gidiyorsun, kredi sana faiziyle para veriyor. Neden? Destek şimdi şöyle, hani bankadan faizi bir destek zaten her zaman var. Yani önemli şey bir karşılık beklemeden destek vermek. Sonuçta devlet demek yani biz devletin evladıyız. Herkes her birey gibi. Evlada bakarsan evlat da sana bakabiliyor. İşin gerçeği. Maalesef birçok insan dükkan kapattı. Biz de o aşamaya geldik ama Allah şükür olsun. Kötü günler için biraz birikim ayırmıştık. Yani o şekilde kurtulduk. Şu anda da mücadele ediyoruz. Evet, ben başvurdum, çıktı ama almadık ya. Ha şöyle, aslında devlet desteğini verdi. İyi de yani %4 gibi bir faiz oranı vardı. Faiz bile denmez ona da. Yani sıfır faizden de verilebilirdi. Ama 4 de çok iyiydi. O dönem çok iyiydi. Ben 25 bin liraya 29 bin lira falan ödeyecektik 3 senede, 6 ayda bir taksitte ama biz almadık. Kredi kartı da verdiler, onu da almadık. Başvurduğumuz halde almadık. Sonradan vazgeçtik yani. Ama bugün olsa alırdım yani. Tabii bugün olsa alırım yani. 25 bin lira %4 faiz çok iyi. Almış olsaydık 3 ay erteleme, 3 ay şu an geçmiş bile. Herkes ödüyor şu an o krediyi. Ama şu an ben çalışamıyorum. Ha gördünüz yani 3 ayın sonunda tekrardan yasak geliyor, kısıtlama geliyor. Ben bunu nasıl ödeyeceğim?
tekrardan faiz üstüne faiz binecek bu sefer. Der ki işte ben faizsiz bir kredi veriyorum. Özellikle hani bize de verirse çok sevinirim. Çünkü bize hiçbir yardımlar olmadı. En azından ne bileyim bir destek verseydiniz, her gibi bir sene sonra ödeyin. Faizsiz taksitlendirme şeklinde. Bizim işimiz olur. Onu bir senede değil, bir ayda veririz. Problem yok. O zaman 7-8 aylık bir dükkandık. Bir senenin dolması gerekiyor kredilerde. Bize söylenen, biz kredi için başvurduk. Herhangi bir tapu vesaire, ev vesaire onları istediler. Maalesef bizde de öyle bir şey olmadığı için kredi alamadık. Yani o desteği biz alamadık. Yani yeni şirket olduğun için herhangi bir şey vermiyorsunuz. Zaten dedim hani yeniye destek olman lazım. Eski yükünü almış. Eski adamın olacak ki deprem olsa sallanmaz fazla. Ama yeni mekan direkt çöker. Ama şöyle ben mesela başvuru yaptım bana 5000 lira ne şey çıkarmış abi. Bu dükkanın sadece kiracını elektrik faturasına yetmez 5000 lira. Yani ne yazık ki gülünecek bir durum. 19 kişi çalışıyordu burada toplam. Garson, aşçı vesaire ıvır zıvır. Şu anda bizim personelimiz 5 kişi burada. Dükkanı ayakta tutmanız lazım bu süreçte. Ha, daha ne kadar tutabiliriz? Bekliyoruz. Yani şu anda Mart dediğiniz zaman biz 9 aydır malum. Ve hala biz geriye gidiyoruz. Yani sürekli günah keçisi restoranlar, kafeler. Yani her konuşmada restoran, kafe, her konuşmada restoran, kafe. İster istemez insanlar da etkileniyor. Yani 2020 yılını, 2021'in çeyreğini götürdü bize. Çünkü bizim Nisan 15, Eylül 1 arasındaki işimizin biraz sakin olmasına ortalama balık sezonunun bitmesiyle bir kış müşterisi var balık lokantalarının. Yani yaz döneminde olmadığı gibi olduğu için. Bu seneyi gözden çıkardım şahsen. Ha, Kasım, Aralık, hadi dedik Mart'tan beri işte 10 ay, 12 ay neredeyse bir seneye yaklaştım. Bu sene bitti. Ha, Ocak ayından sonra bir hamle gelir mi gelmez mi? Bekleyip göreceğiz. Vallahi yeni yıl inşallah bu sene yaratmaz. Yani umut diye bakıyoruz ama bugün yine herhalde vaka 2500'lerde. Şimdi 10'da kafeyi kapattığın zaman, restoranı kapattığın zaman vaka düşecek mi? Yani düşmez. İşte hani sigorta olan çalışanlara ekstra işte prim gibi bir şey. Biz hani Ocak ayında yeni devraldığımız için hiçbir çalışana hani o verdiği süre aralığında yapamıyor. Çünkü 1,5 sene gibi bir süre istiyor o prim verebilmek için. Bizimkiler hani bir aylık falan. Hiçbir şekilde destek görmedik. Bugün ben faizli kredi alsam beni 3 ay ertelecek, 3 ay sonra tekrardan ben ödemeye başlayacağım kredimi. Eğer ben bunu ödeyemezsem iflasımı vereceğim. Ya önümüz şu anda karanlık. Hiçbir şey görünmüyor. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi kesinlikle hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ya bugün bir şey masraf dökeceğiz. Yarın karşılığını alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Ya bilmediğimiz için şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Burası çalıştığı zaman personel maaşını istiyor. Dükkan sahibi, mekan sahibi yani kirasını istiyor. Adam diyor ki bana ne yani, adama bir söylediğin zaman hani 2 saatlik bir kısıtlamamız geldi günlük, hani günlük hayatta 2 saat boyunca bu yaşanacak. Adam beni alaka etmez diyor, ben kirama bakarım. Maddi anlamda yaşadık tabii, yani dükkanın kirası var. Dükkan sahibi sağ olsun yarısını aldı. Ne bileyim veyahut da mal sahipleriyle yarı yarıya şeklinde, onu da devletin bir şeyle karşılaması lazım. Sonuçta biz çalışıyoruz, devlete vergi veriyoruz. Hani vermemiz de lazım, sonuçta bununla mükellefiz. Ama bunun için de bize biraz destek vermeleri lazım. Bak işler hayat normale döndü. Biz isteriz işler de güzel olsun, hem devletimiz kazansın hem biz kazanalım. Bu işler böyle. Ama şimdi ben de kazanmadan nasıl vereyim? Mal sahibi kiranın tamamını istedi. Biz de ister istemez, yani biz bir de yeni bir dükkanız, yani biz daha bir senelik bir dükkanız. İster istemez o dönemde kiramızı verdik. Şu anda geriden gelip ayakta durmaya çalışıyoruz bu şartlarda. Ayrıyeten buranın işletmesi yani kira komple yani bu rezidans olarak dönüldüğü için, rezidansa ait olduğu için hani oturup da pazarlık yapacağın kimse yok. Tek fiyat. Mecbur şey zamanında da ödemek durumunda kaldı. Biz ne istiyoruz? Vallahi kafe sektörü olarak artık biz özgürlük istiyoruz. Ya kökten tamamen kapatsınlar kafeyi. Ya belli bir zaman işte vermesinler bize. Çünkü belli bir zaman içinde kurtarmıyor. Ben o belli bir zaman içerisinde mesela yine aynı saatte açıyorum. Aynı saate kalıyorum. Saat 10'a kadar kalıyorum. Benim masrafım aynı. Bir yasa getirebilirim. Hani örneğin bu kısıtlamalar sürecinde bir esneklik tanınmasını isterim. Derim yani kanunen mesela devletin elindeyse kanun bunun kanunları. Derim ki kiracıdan %50
kira alacaksın. Dışarıdan geliyor, hemen kapattığın saat 10 olmuş, hani bu tarz şeyler oluşmasın ise, hani bu bizi mutlu eder. Büyük bir beklentimiz yok aslında bizim devletimizden. Hani biraz daha rahat çalışalım, zaten gereken kurallara biz uyuyoruz. Yani bizim sadece istediğimiz ufak bir böyle bir destek, ayakta durabilmek için, bu kötü günleri atlatmak için. Atlattıktan sonra zaten önemli değil. Ya biz bir esnaf olarak herkesin bir sıkıntısı, herkesin bir öngörüsü var. Ama ben bu işletmeyi nasıl yönetiyorsam, Türkiye genelindeki bu sistemi de bu şekilde yönetiliyor. Bunun dışında çok eleştirmenin veya çok fazla bir şeyin ben böyle yapardım demenin bir mantığı yok. Bu işin günah keçisi olmaktan bizi çıkarsınlar yani, kafeler, restoranlar. Çünkü her konuşmada kafeler, restoranlar diye iş başlıyor. Ama yani işte işin siyasi kısmı, bir sürü şey var. Mitingler yapılıyor, açılışlar var, onlar bunlar var. İnsanlar bir sürü şeyi görüyor artık, hepimizin bildiği şeyler. Bizim insanımızın huyunu suyunu biliyorsunuz, düğün, nikah vesaire, bunlara izin vermezdim. Ha belki onlar olmasaydı bu süreç buraya gelmezdi. Ama bu süreç buraya geldi. Bu işin sorumlusu kafe sahipleri ve restoran sahipleri değil, buraya gelen insanlar da değil yani.